Hocam şimdi biraz önce Marco Votto ve üst düzey yönetimle arkadaşlarla 7 kişi bir toplantı yaptık. Bu 7 kişi her bölümden birer arkadaş seçtik. Tamamen bizim kendi seçimimiz. Yukarıdan bir şey değil yani. Türk metal klasiği değil, anlatabiliyor muyum? Şimdi gittik oturduk. Biz zaten taleplerimiz... Sözünü kesiyorum da. Yukarıdan haber geldi. Dışarıda olan arkadaşlar. Bizim oraya harikler burada bir. İptaller var. Nasıl? O da 24 saat. Yani. 24 saat. Biz taleplerimizi olduğu gibi ilettik. Birinci talebimiz, kimsenin işten atılmasını istemiyoruz bu mevzu yüzünden. İkinci talebimiz, boştaki zammın aynısını uygulanmasını istiyoruz. Yani en düşük işçi ücretinin 2000 liranın üzerine çekilmesini istiyoruz. Üçüncü talebimiz, artık bu saatten sonra Türk Metal bizim temsilcimiz değildir ve bizim sendikal meselelerimize araya girmeyecek. Biz kendi temsilcilerimizi kendimiz seçeceğiz ve buna siz karışmayacaksınız. Hatlardaki arkadaşlar ayrı ayrı tüm şeylerini dile getirdiler. Marco Votto'nun cevabı da şu oldu. Çalışma koşullarında ve diğer şeylerde cumartesi tatilidir, vardiyanın terse dönmesidir, servistir ve bunun gibi hani aklınıza gelen bütün sorunlarda yardımcı olabileceğini söyledi. Fakat zam konusunda benim yapacağım bir şey yok dedi. Bildiğiniz ağladı adam. Ya yapmayın, etmeyin, şudur budur, falan filan. 5'e 10'ar lira verelim. Biz yoktur diye yazdık oğlum. 5'e 10'ar lira verelim, yardım edelim. Biz de dedik ki, kardeşim dedik, sen her sene bu kadar kar ettim, şu kadar kar ettim dedik. Bunun karşılığında bize verdiğin değer bu mu dedik. İyi demiş. Dedi ki işte piyasadan falan filan bahsetti. Yalnız MES'e bağlı olduğunu unutarak konuştu. Sonuçta bu zamı MES veriliyor. Yani onun ortak olduğu. Yani tüm şirketlerin oturup çarptı. Sektörler değişebilir. Siemens, Bosch, kimisi beyaz eşya yapıyor, kimisi çelik üretiyor, kimisi bilmem ne. Sonuçta ortak zam veriyor. Yani sadece Türk Traktörü düşünerek zam vermiyor. O yüzden söylediği şey saçma sapan bir şeydi. Biz de bunun üzerine dedik ki, biz dedik bu zammı alana kadar buradan gitmiyoruz. Madem aile izliyorsun, madem değerli izliyorsun, hep beraber ya batarız ya çıkarız. Bizim 1300 lira... Arkadaşlar gerçekten de bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Yani şurada kapıdaki güvenlikle aynı maaşı alıyoruz. Bizi 1300 lirayla tehdit ediyor. Bir de 150 liralık alışveriş çekiyle veya verdiği ayakkabıyla. Şimdi bize dedik yani bundan korkumuz olmadığını, zaten kaybedecek bir şeyimiz olmadığımızı, bu fabrikanın da babamızın fabrikası olmadığını söylüyoruz. Yani bunu net bir şekilde dilendir. Özür dilerim, 2 saattir 3 saattir sürekli konuşuyorum. Biraz dağınık olabilir ama uzun lafın kısası, söylediğimiz hiçbir şeyden geri adım atmadık. Çizgilerimizi net şekilde söyledik ve her şeyi göze aldığımızı söyledik. Tek bir geri adım atma yok arkadaşlar. Son cümleyi yaparken yani masadan kalkıp giderken yani ya batarız ya çıkarız cümlesini kullanırken ben sizden güç aldım arkadaşlar. Dışarıdaki kalabalıktan güç aldım. Yani bu benim tek kişisel cesaretim değildi. Hepinizin cesareti. Ya ölürüz lan! Ya ölürüz lan! O yüzden arkadaşlar benim bu şeyimdir. Biz böyle birlik olursak, biz böyle dirayetli olursak bunların sırtını yere getiririz arkadaşlar. Bunlar kumdan kaleler. Bunu unutmayın. Yani bize verdiği her tehdidin aslı asları yok. Veya söylediği hiçbir şey yok. Kaybedecek hiçbir şey yok. Kaybedecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunu net bir şekilde bildirdik. Zeyriyel Paris'i. Şu andan itibaren de bu fabrikada tek vardiya var. O da 24 saat arkadaşlar. Haklarımızı alana kadar gidiyor. Almazlarsa da herhalde bu kapıyı aşarız yani, sıkıntı yok. Emre 11'de gelenlerle beraber diyoruz. Öyle mi? Evet. Öyle yapalım. Tamam arkadaşlar. 11'de topu girelim. İki sefer olmaz. Kimle görüşe girelim? 11'de gelenlere servis verin. Kıvalar ne oldu? Vardiyanın iptal edildi. Öyle mi? Vardiyanın iptal edildi. Kıvalar ne zaman?
Kimle görüştünüz? Genel müdür Marco Votto. İnsan kaynakları müdürü. Marco. Marco? Votto. Votto. Ya tutumlar ilk başta şöyleydi. Bizi biraz hak hukuk meselesiyle korkutmaya çalıştılar. Zannediyorsunuz ki dünyada ilk defa biz greve çıkmışız. Bu fabrika tarihinde bile belki onlarca grev vardır. Şu anda sadece biz de grevde değiliz. Bursa'da binlerce metal işçisi şu anda grevde. Bakalım. Biz de dışarıdan yürüyoruz. Biz ilk dünyada ilk defa greve çıkan işçiler değiliz arkadaşlar. Grevin yasalı, yasa dışısı olmaz. Hak mücadelesidir bu arkadaşlar. Hakkınızı almaya düşündüğünüz anda greve başvurursunuz. Bize ve bunu son çare olarak yaptılar. Yani biz bu işe bir günde karar vermedik. Tüm taleplerimize gözlerini kapadılar. Sendika ağları bir yandan, işveren ağları bir yandan. Ve yani bu işi buraya getirenler aslında onlardı. Sanki biz keyfimizden grev yapıyormuşuz gibi davranıyorlar bize. Böyle değil arkadaşlar. Yani bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız şu anda. Ve yani sefalet içinde yaşıyoruz. Ve adam resmen diyor ki, yani dolaylı yoldan şunu diyor. Ben karlılığımı korumak zorundayım, senin sefaletin uğruna. Bize dedik ki, biz sefil olacaksak sen de kâr etme o zaman. Yani bu ülkede sadece sen üretim yapmıyorsun. Tek farklı kapı fabrika değil arkadaşlar. Tekrarlıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ama biz çizgilerimizi net olarak söyledik. Bunların bir kısmını karşılayabileceklerini, yalnız ücret konusunda da bir oturup düşünmeleri gerektiğini söylediler. Tamam, biz de o düşünene kadar biz de buradayız arkadaşlar. Evet. Bak. Helal olsun.